Ya öncelikle 2017'den sonraki nevrozlar yani bizim için gerçekten çok buruk geçiyor. Özellikle aile olarak. Artık böyle Mart ayına girdiğimiz anda bizde gerçekten farklı duygular gelişmeye başlıyor. Elbette nevrozun sembollerinden bir tanesi. Fakat Kemal sadece Kemal değil. Bugüne kadar nevrozlarda şehit düşen bir sürü yoldaşımız oldu. Kemal de biraz daha sembolik hale geldi aslında. Biraz daha görünür hale geldi. Biraz acı yani hani o anlamıyla. Çünkü biraz daha böyle o 2017'den sonra bu acı katmerleşti. Bunu katmerleştiren de devletin kendisi oldu. Çünkü biliyorsunuz bir mahkeme süreci gelişti ondan sonra. Yaklaşık 3 yıl süren bir mahkeme süreci gelişti. Ve Kemal bu nevroza kadar her nevroz öncesinde devlet Kemal'i bir kez daha katletti. Ya nevrozdan birkaç gün önce ya da nevrozdan bir hafta önce sürekli ya bir mahkeme kararıyla ya bir gelişmeyle herhangi bir gelişmeyle Kemal'i tekrar katletti. Bildiğiniz gibi 2017'den sonra aslında sadece devlet içerisinde sadece bir suçlu yok. Sadece bir sanık çıkardılar bildiğiniz gibi. Bir yargılama yaptılar, sözde bir yargılama. Ve bu yargılama sonunda bu sanığı da beraat ettirdiler. Kemal bundan sonraki nevrozların hepsine tabii ki olacak. Yani artık bir sembol haline geldi. Kemal her zaman olacak bütün nevrozlarda. Yani bizim devletten beklediğimiz bir gerçekten bu süreçte özellikle görünen bu devletten bir adalet talebimiz yok. Çünkü ortada bir yargılama da yok. Sadece bir tek kişi gözaltına alınıp tutuklansaydı belki de bir şeyler olabilir diyebilirdik ama şu ana kadar yani bir suç zinciri işlendi. Yani sanık, valilik, kaymakamlıklar, olayı delilleri karartan emniyet mensupları, cenaze işkenceden valilik, yalan söyleyen valilik hakkında tek bir soruşturma bile yok. Yani bu ilk günden böyle olduğu için biz artık adalet talebimiz gerçekten, daha doğrusu adalete olan inancımız tamamen yok oldu diyebilirim. Bu olayda sadece bir kişi ceza aldı biliyorsunuz. O bir kişi de Sevil Abdurrahman Göktürk. Yani olayı aydınlatan kişi ceza aldı. Şimdi hal böyle olunca da gerçekten insanın adalete olan inancı tamamen ortadan kalkıyor. Adalet geç gelen adalet adalet değildir aslında. Yani bundan sonra gelebilecek bir adalet bizim yaralarımıza ne kadar merhem olur onu bilmiyorum ama yani biraz kabuk bağlasın da belki biraz acımız diner. Ama devlet bu yaranın kabuk bağlamasını bile istemiyor. Yani dediğim gibi her nevroz öncesinde yeni bir tuzla, yeni bir darbeyle bu yarayı tekrar kanatıyor. Yani umarız bu nevroz adaletin gelmesine evrilir. Umarız insan haklarının gelmesine evrilir. Umarız bir daha Kemallerin olmaması olur. Kemal Furkut bundan 6 yıl önce bir Nevroz bayramında herkesin gözü önünde, kameraların önünde polis tarafından katledildi. Bu bir gerçek. Gencecik bir üniversite öğrencisi devletin kendisine silah verdiği polis tarafından Diyarbakır Meydanı'nda öldürüldü, katledildi. Hemen akabinde valilik bir açıklama yaptı aslında. Olayın örtülmesi, çünkü polisin yaptığı belliydi, diğer benzer olaylar gibi olayın üzerinin örtülmesi ve polisin ceza almaması esastı. Bu minvalde bir açıklama yapıldı. Canlı bombanın imha edildiği, ele geçirildiği konusunda valilik bir açıklama yaptı. Ve sonrasında aslında bu açıklamayı doğrulamak üzere yapılmış çalışmaları gördük. Hiçbir zaman failin ortaya çıkarılması, delillerin toplanması, failin cezalandırılması yargılama süreci sonunda buna ilişkin bir çaba sarf edilmedi. Bunu ne zaman gördük? Bunu ta yargılamanın sonunda idari soruşturma dosyasının dosya arasında gelmesiyle gördük. Çünkü ısrarla talep etmemize rağmen mahkeme hiçbir zaman buna ilişkin soruşturma dosyasının dosya arasında almadı. Oradaki polislerin ifadeleri vardı aslında. Boşkovalıların toplanıp imha edildiği, ellerin yıkandığı, olağanüstü delillerin karartıldığına dair beyanlar vardı. Ama
Hiçbir zaman buna ilişkin bir somut adım atılmadı ve failin ortaya çıkartılması için gerekli mekanizmalar işletilmedi. Buna rağmen aslında her şey ortadaydı. Bir gazetecinin o anda Çinli'nin deklaşörüne basıp olayı kare kare görüntülemesiyle beraber kimin nasıl yaptığı aslında biraz da ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bir fail tespit edildi. Buna ilişkin dava açıldı, tutuklanması istendi. Mahkemeler direnerek tutuklama taleplerini reddetti ve sonuçta mahkeme bir karar verdi. Dedi ki, evet, ortada bir cinayet var. Kemal Kurkut kasten öldürülmüş ama ben faili tespit edemedim ki dosyada yargılanan sanığın suçu işlediğine dair uzman raporları vardı, görüntüler vardı. Buna rağmen mahkeme bu kadar delili bir tarafa koyarak ben yeteri kadar delil elde edemedim. Dolayısıyla sanık delil yetersizliğinden beraat etti, kararı verdi. Bunun anlamı şuydu aslında. Mahkeme suçun sanık tarafından işlendiğine karar vermişti. Delili yetersiz bulmuştu. Dolayısıyla delil olması halinde sanığa ceza verileceğine dair bir karardı bu. Ve dosya biz de istinaf ettik. Dosya istinaf mahkemesine gitti. İstinaf mahkemesi yok dedi. Suçu fail işlemiş, sanık işlemiş, yargılanan sanık suçu işlemiş ama bunu hukuka uygun bir şekilde yapmış. Yani Kemal Kurkut'un öldürülmesini kanuna uygun buldu, hukuka uygun buldu İstinaf Mahkemesi ve mahkeme de yargılama sonunda işlenen cinayeti kanuna hukuka uygun buldu. İşin özeti bu. Yani bir üniversite öğrencisinin o kadar polisin içerisinde göz göre göre katledilmesinde herhangi bir suç, herhangi bir hukuka aykırılık bulmadı mahkeme. Türkiye'de işlenen ya da Türkiye'de işlenen tipik cinayetlerden diye. Yani failin kamu görevlisi olduğu benzer olaylardan farksız değil. Yani bir Nihat Kazan dosyasında çok bariz olmasına rağmen polis çok göstermelik cezalarla örtündü. Buna benzer çok sayıda olay var. Yani hani Uğur Kaymaz var, Aydın Erdem var, Abdullah Duran var. Yani hani Enes Ata sayılı onlarca, yüzlerce çıkarabiliriz. Bölgede işlenen buna benzer dosyalar hiçbirinde ama hiçbirinde sanığın ceza almaması bir tesadüf değildir. Yani ya da fail, polis ve bütün deliller ya da etkin bir soruşturmayla ortaya çıkarılamayacak değildir. Temel amaç cezasızlık politikasıdır. Bu cezasızlık politikası sonucu istenen belli sonuçlar vardır. Onun bozulmasını istemiyor. Gerek yargı, gerekse devlet bürokrasisi. Dolayısıyla benzer olaylarda olduğu gibi bu olayda da bir gencin katledilmesinin üstü kapatılmış oldu. Yani annenin acısı, toplumun değer yargıları, toplumun içinde olduğu ya da hani yargıya ve devlete olan güvenin zedelenip zedelenmeyeceği hiçbiri kimsenin umurunda değil. Bir gencin yaşamını yitirilmiş olması göz ardı edildi, hep bertaraf edildi, teknik bakıldı ve dolayısıyla fail şu an için cezasızlık bırakıldı.